YouTube Katıl ve Haddini Aş Kulübü üyeleri için işler çok iyi gidiyor. Çünkü iddia ettiğimiz gibi Nasdaq borsası tırmanışa devam ediyor. Dün de yine nazak artıdaydı. Nasdaq içindeki bazı şirketler özellikle yapay zeka ile uzaktan yakından ilgisi olan bütün şirketler ise dün adeta roketlediler. Baktığımızda Nasdaq yüzün yılbaşından beri artışı %30'u bulmuş durumda. Burada eğer doğru hisseleri seçmişseniz %100'lük kazançlar söz konusu. Tesla ve Nvidia bunun örnekleri arasında yer alıyor. Geçen hafta Nasdaq'ın ikinci bir atağı atağa hazırlandığını söylemiştim. Oradan beri yükselişte endeks genelinde %4.22 bulmuş durumda. Burada şunu söylemekte fayda var yalnız. Endeks yükseliyor derken endeksteki bütün şirketler yukarı gitmiyor. Endekste doğru şirketleri seçmiş olmanız gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Katıl üyelerine ve Adlin Aşk Kulübü üyelerine her hafta yatırım tavsiyesi olarak değil ama bir şirketin detaylı incelemesi ve biraz da eğitim amacıyla bir hisse senedini inceliyoruz. Şu ana kadar incelediğimiz hisse seyrediniz. sol tarafta isimlerini görüyorsunuz. Bunlardan Tesla dün %4.14 arttı. Nvidia Yüzde %130'a geldi yılbaşından beri artışı. Dün yine art devam etti. %3'e yakın. Enfeis %5.40 Unity %3.87 Palantir %7.7. Bunlar günlük artışlar. UiPath %6.08 Alibaba düştü. Zaten bugünkü sorunumuz o. Biraz sonra değineceğim buna. Coinbase %7.47 Marathon %5.49 Rocket Lab'da %3.15 arttı. Bunlar günlük artışlar. Tabii Hep böyle artışlar olacak diye bir şey yok. Dün neden bu kadar hızlı yükseldi borsa? Çünkü hafta sonu borç tavanı meselesi çözüldü. Pazartesi günü borsalar kapalıydı. Dün işte insanlar borsadan hırsını çıkarttılar. Ama bugün borsa erken pazarda kırmızıda gözüküyor ve sanki nazlak bir düzeltme yapacak gibi. Neden? Şu Ali babada olan bitenlerden dolayı. Daha doğrusu Çin'de olan bitenlerden dolayı. Çin'de görüyoruz ki sorun var. Ama o soruna girmeden önce benim kanalıma gelip üye olan 352 kişiye çok teşekkür etmek istiyorum. Bunlar ücrete katıl üyeleri. Bunun dışında buradan haddini aşa gelip yıllık üye olanlar da var. Orada da sayımız 200 250 kişiyi geçmiş durumda. Bir kanalın toplamında 1000 kişi bulunca sadece videolarla ilgileniyor olacağım. Her gün yatırım konuşacağız. Mutlaka bekliyorum. Katılanlara çok teşekkürler. Demek ki onlara bir değer katıyoruz ki burada görüyorsunuz üst seviyeye geçenler. Tekrar katılanlar hızlı büyüyoruz. Siz de mutlaka bekleriz. Aşağıdaki düğmeye basmanız yeterli. Peki Çin'de ne oluyor? Çin aslında yıl beri hiç iyi gitmiyor. Burada çok geniş iki endeks Amerika ve Çin borsalarını kıyaslıyor. Yeşil çizgi Amerikan hisse senetleri, turcu çizgi ise Çin hisse senetleri. Görüyorsunuz Çin hisse senetleri yılbaşından beri gitti. Amerika hisse senetleri toplamda hafif pozitifte ama eğer doğru hisseyi seçmişseniz ve nazlıktaysanız süper pozitiftesiniz. Bu şekilde Amerika ile Çin epey bir ayrışmış durumda. Dün de gelen kötü bir haber var. O haber çerçevesinde hem Hang Seng hem CSI bin sert düştüler. Burada düşüşlerini görüyorsunuz. Hang Seng'in yılbaşından beri düşüşü %8'lere yaklaşıyor. Neydi gelen kötü haber? Çin ekonomisinin yavaşladığını gösteren bir haberdi. Biliyorsunuz yakın zamanda Çin COVID yasaklarını sona erdirdi. Bundan dolayı acayip bir canlanma bekliyorduk. Hakikaten ilk ay ciddi bir canlanma oldu sonra ama yavaş yavaş sömlenmeye başladı. Dün hem üretim PMI'ye hem hizmetler PMI'inde beklenen altında rakamlarla karşılaştık. Söylemem gerekirse hizmetler PMI'inde bir önceki ay 56.4 iken bu ay 54.5'e geldik. Üretim PMI'inde ise bir önceki ay 49.2 iken bu ay 48.8'e geldik. Oysa beklendi 49 49.7 idi. Nedir bu PMI'lar? Bu sektörlerdeki satın almacılara gidip soruyorlar ne düşünüyorsun diye. 50'nin üzerinde gelirse skor iyi. 50'nin altında gelirse kötü. Hizmetler Endekslerde hala 50'nin üstündeler ama bir önceki aya göre düşüş var. Üretimde ise 50'nin altındalardı biraz daha aşağıya doğru ilerleme devam ediyorlar. İşte bu yatırımcılar epey korkuttu. Çünkü Çin sonuçta dünyanın ikinci büyük ekonomisi. E Amerika'da zaten büyümeyle ilgili sıkıntılar var. Daha öyle bahsettik. Çin'de de sorun büyüyor mu? Acaba Çin'de böyle bir resesyon mu var? Bunlardan yatırımcılar dün ürktüler. Bizim portföyümüzde yer alan Alibaba'nın yılbaşından beri düşüşü %24'ü bulmuş durumda. Alibaba'da bir şirket bölünmesi söz konusu. Yani 6 alt şirkete bölünecek. Onun dolayı inanıyorum Ali Baba'nın toparlayabileceğini ama benim de açıkçası zarar kesime yakın bir yerlerde geziyor şu anda. JD.com Çin'in bir diğer çok büyük perakendisi. Onda da düşüş neredeyse yılbaşından beri %50'leri bulmuş durumda. Neredeyse bütün Çin hisse senetlerinde bu durum söz konusu. Bunun arkasında birkaç sebep var. Bir tanesi Amerika ile yaşanan jeopolitik sorunlar. Bundan dolayı bir kere Amerikan yatırımcıları Çin hisse senetlerine çeki göstermiyorlar. Yılbaşından beri Çin hisse senetlerine yönelen yeni Amerikan fonu toplamda 2 milyar dolar sadece. Yani bu Amerikan borsasını büyüklüğünü düşündüğümüz zaman son derece küçük bir rakam. Ben bu jeopolitik sorunların azaldığını düşünüyorum. Ben uzun zamandır iddia ediyorum. Öngörülebilir dönemde Çin'in Tayvan'ı işgali vesaire söz konusu değil. Çünkü Çin'in öyle bir ekonomik gücü yok diyorum. Artı Amerika'lı yetkililerle Çinli yetkililer görüşüyorlar. Yeni yollar arıyorlar ticaret önü açmak için. Biraz gümük tarifelerini düşünmeye çalışıyorlar karşılık olarak. Bu sorunu çözecektir ama hala Amerikalı yatırımcılar buna tam güvenmiyorlar. Bu biraz hisseleri baskılıyor. Bu jeopolitik sorunun Çinli tüketicilerin biraz moralini bozduğu söyleniyor. Bundan dolayı çok alışverişe yönlenmiyorlar deniyor. Çünkü Amerika'da yaşanacak bir gerilimin ekonomiyi vuracağı %100. Bundan ülke olabilirler. Bir de konut pazarında ciddi sıkıntı var. Daha ben şu videomda Çin'deki konut pazarı sıkıntılarından bahsetmiştim. Çin'in ekonomisinin çok ciddi bölümünü konut piyasası oluşturuyor ve orada hem fiyatlar aşağı gidiyor hem batan müteahhit şirketler var hem kari faizleri yükselmiş durumda. Bütün bunlar bir yere geldiği zaman Mayıs ayında mesela bir önceki Nisan'a göre konut satışlarına %14'lük bir düşüş görüyoruz. Bunun ötesinde bir de Çin'in demografik bir problemi var. Nüfus küçülüyor ve bunu geri döndürmede çok zora benziyor. Uzun yıllar Tek çocuk politikası var. Yani bir ailenin bir çocuğu olur. O nüfusu bir kırdı. O zaman herhalde gerek değildi. Çünkü Çin açtı ve yöneticiler bu aç nüfusu doyurmak imkansız. Nüfusu azaltalım biraz dediler. Fakat şu anda işin ayarı biraz kaçmış durumda. Ve Çinliler çocuk yapmak da istemiyorlar. Daha hem ekonomik sıkıntılardan dolayı hem de anladığım kadarıyla... ...çocuksuz hayatın bazı nimetlerine ayarlanıyorlar. Çin'de eyaletler bazında bu konuda epey bir teşvikler var. Çocuk yapanı indirimler, vergi indirimleri, bedava konutlar vesaire gibi. Ona rağmen bu nüfusu sürekli azalması sorunu kıramıyor Çin. Yani Çin öyle Amerika'yı yenecek bir ekonomik güce falan sahip değil. Burada bizim sağ olsun biraz sol görüşlü ezberci ekonomistler bunu fantezilerine kuruyorlar. Oysa Çin'de öyle bir durum yok. Daha baktığımızda mesela 18-24 yaş arasındaki işsizlik rakamının %20'leri vurduğunu görüyoruz. Bu da yine hiç iyi değil. Çin'de gençler de işsizler. Bütün bunlardan dolayı iki büyük yatırım kuruluşu Nomura ve Barclays Çin'in bu yıl için büyüme beklentisini düşürdüler. İlk çeyrekte Çin aslında fena büyümedi. %4,5 büyüme var geçen yıla göre. Ama bu Çin için yeterli değil. Çin'in yıl sonu büyüme hedefini Nomura %5.9'dan %5.5'e düşürdü. Barclays ise bunu %5.6'dan %5.3'e geri çekti. Bu dün işte biraz moralleri bozdu açıkçası. Ve tabii doğrudan doğruya Çin'de çok yoğun iş yapan Amerikan firmaları var. Tesla bunlardan bir tanesi. O yüzden Tesla hissesi de dün süper yükselmişti. Bugün o yükselişin bir kısmını geri veriyor gibi. Tabii şimdi konuşulmaya başlanan konu acaba Çin parayı tekrar bollaştırmaya başlar mı? Ben bunu bekliyorum. Çin Merkez Bankası'nın bilanço büyütçeni aşağı yukarı eminim. Ayrıca ben Çin Çin yuan'ında bir devalüasyon da bekliyorum. Çünkü Çin'in büyük pazarları olan Amerika ve Avrupa'da ekonomi çok hızlı değil biliyorsunuz. Özellikle Avrupa'da sorun bayağı büyük. Bundan dolayı ben buradan ciddi devalüasyon, indirimler vesaireler bekliyorum. Dün mesela jd.com bir sürü üründe fiyat indirimine gireceğini duyurdu. Ayrıca devalüasyon beklentisi de artıyor. Yani Çin yuan'ının Amerikan dolarının yerini rezerv para olarak alacağını düşünüyorsanız biraz hayal kuruyorsunuz diyebilirim. Çin'in kendi ait dertleri var. Evet, Çin'deki sıkıntı böyle. Bize Engel vadede ilgilendiren iki konu var. Bir Alibaba stoğu var benim portföyümde. Orada Stop Loss'a çok yaklaşmış durumdayız. Bugün tekrar değerlendireceğim. Belki satarım artık. Ben zararın büyümesini sevmeyenlerden bir tanesiyim. Yanılmıyorsam 89 dolar civarında bir maliyetim var kendi portföyümde. Yatım tavsiyesi değil ama belki buradan satarım. Öte yandan açıkçası burada biraz daha belki aşağı doğru bir yol var ama ben Çin'in ekonomik büyümeden taviz vermeyeceğine eminim. Bundan dolayı tekrar para basacaklardır. Borsa aslında Çin borsası epey ucuzlamış durumda. Buradaki alternatiflere bakılabilir. Yani önümüzdeki senaryoda. Çin ile Amerika arasındaki jeopolitik sorunlar azalırsa bir de Çin hükümeti tekrar ekonomiyi canlandırmak için bir para basarsa hisselerin yukarı gitme ihtimali var. Ama bu orta vadeli senaryo kısa vadeli senaryoda biraz daha aşağı yolculuk olabilir. Teknik analiz yapmadım nereye kadar inceli bana sormayın öyle şey hiç yapmıyorum. Ben genel yönü belirlemeye çalışıyorum. Evet vaziyet bu. O yüzden bugün hafif bir kırmızı piyasa olacak gibi gözüküyor. Soru ve yorumlarınız varsa mutlaka beklerim. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Bol kazançlı kalın ve bize katılın ki siz daha çok kazanın. Görüşmek üzere.